Hepinize merhaba. Benim ismim Ozan. Digital Talks platformunun kurucusuyum. Bugün Digital Talks Fintech Konferansı 23'ün ikinci gününde 8 farklı oturumda 10 değerli konuğumuz olacak. 10 değerli ismi ağırlayacağız. İlk oturumda Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi ve RiskTürk CEO'su Burak Saltoğlu bizlerle birlikte. Burak Hocam, hoş geldiniz sohbetimize. Hoş bulduk, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum hocam sohbet davetimizi kabul ettiğiniz için. Ben hocam birkaç hatırlatma yapayım. Hani konferansın da ikinci günü ve ilk oturumu olduğu için. Değerli dinleyicilerimiz, tüm bu sohbetleri YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Canlı ve sonrasında. Ayrıca biz bu sohbetleri podcast olarak Spotify, Apple Podcast gibi platformlardan da sizlerle paylaşacağız. Bu sohbetleri sonrasında da dinleyebilirsiniz. Bu etkinliklerin gerçekleşmesinde katkı sağlayan bizim ekibimizdeki arkadaşlara, tabii ki sohbet davetimizi kabul eden değerli konuşmacılarımıza ve bu etkinliği destekleyen değerli sponsorlarımız, Elmas sponsorumuz Mastercard'a, Platin sponsorlarımız Ödeal ve EasyCo'ya ve değerli yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Hocam, dilerseniz sohbetimize başlayalım. Siz RiskTürk adlı şirketin de aslında oldukça köklü sektörde, finans sektöründe çok önemli işler, sadece finans da değil yanılmıyorsam, ama yani finans dışı kurumlara da hizmet veriyorsunuz. Biraz dilerseniz hem sizi tanıyalım hem RiskTürk'ü tanıyalım, sonra da sohbetimizi derinleştirelim hocam. Çok teşekkürler. Ben Boğaziçi Üniversitesi'nde ekonomi bölümü profesörüm. Aynı zamanda bu fintech girişimim var, yaklaşık 23 yıla geliyor. Burada yani zaten araştırma alanlarım olan işte sayısal finans, risk ölçümü, risk değerleme yöntemlerini bir şekilde ticari bir faaliyete dönüştürdük. Burada da özellikle banka artı banka dışı finans kesimlerinin ağırlıklı finansal risklerinin ölçümü, değerlendirilmesi ve yönetilmesi üzerine bir teknoloji şirketiyiz. Bu konuda danışmanlık artı yazılım hizmeti veriyoruz. Dolayısıyla yani genel olarak hani finans kesiminin karşılaştığı düzenleyici üzerinden gelen risk ölçüm yöntemleri ve onun dışındaki neler yapılması gerektiği konusunda sahadayız diyelim. Yani hem akademik hem de saha tecrübesini birleşmesi de açıkçası hoca olarak da çok tatmin edici oluyor. Hı hı. Çok güzel hocam. Yani akademi hem diğer tarafta girişimcilik tarafının oluyor olması çok çok değerli. Hocam, dilerseniz biraz sohbetimizin de başlığı belirsiz zamanlarda kurumsal risk yönetiminin önemi ve yapay zekanın rolü. Biraz dilerseniz dünyayı nasıl görüyorsunuz bir bu konuda akademisyen olarak? Yani 2023 zor bir yıl olacak gibi, bilmiyorum 2024 2023'ten daha iyi bir yıl mı olur, ama her sene hep böyle şey internette de paylaşılıyor hocam, bitsin bu yıl deniyor ama hani bir sonraki yıl daha zorlu, farklı can sıkıcı konularla karşılaştığımız yıl olabiliyor. Biraz nasıl görüyorsunuz? Sonuçta Çin büyüyen bir güç, ekonomi. Malum hani bölgesel tansiyonlar var, bölgesel gerginlikler var, savaşlar var. Baktığınız zaman makroekonomik çerçevede neyi söyleyebilirsiniz? Özellikle Amerika, Çin ekseninde, Avrupa ekseninde yorumlarınız ne olur hocam? Çok teşekkürler. Tabii çok geniş kapsamlı, mümkün olduğu kadar özet, hani şeyle sıkmadan şey yaparsak. Bir kere şu son bankacılık krizlerinden anladık ki yani bizim 2008 krizi kapanmamış. Hani bir parantez açmışız ama kapanmamış. Demek ki burada bir devam eden bir finansal şeysizlik var. Yani böyle bir taşların yerine oturmaması var. Bu finansa bize yansıyan, ama diğer taraftan bahsettiğiniz jeopolitik tarafta da en ilginç gelişmeler var. Hani Sovyetlerin yıkılması sonrası bir yeni bir yapı ortaya çıkıyor, çıkacaktır tartışmaları. İlla bir aşamada devreye giren bir güç gerekiyor. Orada şimdiden yakın Çin görünüyor. Ne kadar çok eleştiri de olsa da Amerika'nın da kendi hegemonyası diyelim şeyinde belli bir sarsılma olmasa bile bir sorunlar var. Gelir dağılımı sorunları çok yoğun, servet dağılımı sorunları problem, üretemiyor yeteri kadar. Bakın bu FED tartışmaları bile, yani şimdi normal şartlarda herkesin faizi indirme çıkarmayla bu kadar ilgilenmemesi gerekiyor, ama
para dışında, finans dışında reel anlamda bir üretim çıkarılamadığı için burada bir tıkanmışlık var. Buradaki işte tıkanmanın devamında işte acaba doların yerine yeni bir rezerv para birimi ortaya çıkabilir mi? Bu çıkarsa Çin burada olabilir mi tartışmaları bir yandan, ki bence daha henüz oraya oldukça uzun bir süre olduğunu da düşünüyorum. Ama bütün bu tartışmalar da bizim daha önceki ezberlerimizin hemen hemen hiçbirini de tam da ortaya çıkaramıyor. Çünkü bir taraftan hani uzun süre bütün iktisatçıların hani hepimizin de savunduğu dönemler olmuştur globalleşme derken, işte buradan en fazla faydalanan Çin olduğunu ortaya çıktı. Bunu da en iyi ortaya çıkaran, en iyi vulgar de bir şekilde olsa ortaya çıkaran Trump oldu. Yani Trump Çin tehdidini en çok en net masaya koyup oradan hani üretimin kendi ülkesine dönmesini falan söyledi. Bu da tabii aslında bizlerin de Türkiye'deki ekonomi tartışmalarındaki bazı ezberlerin de şey yapıldığı bir nokta. Yani neoklasik iktisat çerçevesinde herkes her şeyi yapabilir falan derken aslında Avrupa ve Amerika aslında burada bir parça değişik bir yere doğru gittiğini bizim yeni tartışmalar çok da ortaya çıkarmıyor. Özellikle Trump'la başlayan Avrupa'da da şu anda devam ediyor. Acaba biz bunları burada üretebilir miyiz? Çünkü Çin'e olan bu bağımlılık. Dolayısıyla bahsettiğimiz Çin-Amerika tartışmasının çok boyutlu yansımaları var ve belki yeni ara bir ekonomi modeline kadar götürecek ve ister istemez bu Türkiye'yi de etkileyecek. Ama şu anda çok ciddi bir sancı yaşanıyor. Yani bunun çözümü, yani şöyle net bir şey söyleyebilirim. Yani dünya ekonomisinin fiziksel üretim ve reel üretimle olan mücadelesi çok da iyi bir yere gitmiyor. O yüzden yanına finans da şuydu buydu katıyoruz. AI işte yapay zeka vesaire hani burada bir alternatif gibi ama orada da işte yine konuşuruz. Yani istihdamı azaltması ve benzer sorunları var iyi taraflarını yiyorlar. Yani dünya o anlamda çok belirsiz bir yere gidiyor. Hani burada doğal olarak yani şunu söylüyorsunuz değil mi hocam? Belirsizlik yani öngörülemezlik o kadar fazla ki doğal olarak şirketlerin de bu risklerini yönetiyor olması için ciddi efor sarf ediyor olması çok, gerekiyor. Çok çok doğru. Tam böyle yavaş yavaş belki o taraflara gireriz. Mesela bu şimdi Amerika'da batan bu bankanın aslında SVB için söylüyorum. Diğerlerindeki hikaye çok daha farklı. Signature dediğimiz yani iki tane dijitale yakın banka aslında. Şimdi burada çok ilginç bir olay var. Bir taraftan dijitalleşmenin önemi nedeniyle bu bankaların büyümesi ve ben hani özellikle SVB'nin startupları falan da fonlaması anlamında çok önemli ve faydalı bir işlev aslında gördüğünü ve bunların sayısının artması taraftarıyım hani kendim de o dünyaya yakın olma nedeniyle. Ama öte yandan mesela işte birkaç saat içerisinde Twitter ve sosyal medya üzerinden bankadan 40 ya da 1-2 gün içinde 40 milyar dolar gibi çok önemli para çekilmiş. Şimdi bu da dijitalleşmenin yaratmış olduğu fırsatların yanında tehditleri gösteriyor. Dolayısıyla ters taraftan banka açısından da bu olayı bu kadar online ve bu kadar yakından izlemesi dijitalleşmenin gerçekten bütün damarlara kadar girmesi gerektiğini gösteriyor. Burada tabii hani şirketler açısından bakıldığında hani nereye gireriz sorusu mesela ilk bir sürü şey tartışırız bankacılık tarafında ama müşterini tanı. Mesela bu ne kadar önemli? Yani şimdi müşterini tanı derken yüz yüze değil artık adam dijitalden sosyal medyada duyduğu bir haber yüzünden teknolojinin de imkanıyla bankanın önüne de fiziksel olarak gelmeden parayı çekebiliyor. Şimdi buralar müşterilerin ve kurumların kendini çok daha farklı bir şekilde izlemesi, yönetmesini gerektiriyor. Veri çok hızlı geliyor, çok hızlı hareket etmeniz gerekiyor. Yani benim iki tane çıkarımım var buradan, nereye gidebilir? Bir müşterini tanıyan davranışsal finansıyorum. Diğer tarafta da makine öğrenmesi ve büyük veriyle bu dijitalleşmeyi harmanlaması gerekiyor. Yani dünyada olup biteni bir taraftan iyi bir monitör etmesi gerekecek. Diğer taraftan da bunun kendisine ve kendi müşterilerine olan yansımalarını oradaki psikolojiyi ya da oradaki grup psikolojisiyle çalışan bir ekiple sürekli ve mümkün olduğu ve kadar yüksek bu, frekanslı çalışması gerekiyor. Bu real time olmalı gibi değil mi ben, hocam? Yani böyle bir gecikme. Çok doğru. Çok, çok doğru. Yani mümkün olduğu kadar real time'a yakın oraya yatırım yapılması bence kaçınılmaz bir şey olacak. Yani böyle artık elle gidip işte müşteriye yemeğe çıkartmak bilmem ne falan böyle şeyler bence bunlara gerek yok. Çünkü sosyal medya vesaire bir bilgi akışı çok yüksek. Bu konulara yatırım yapmış gençlerle yeni bir yapılanma bir kere bu çağın bence kaçınılmaz tarafı. Diğer yandan gördüğüm hani sektör içinde yaptığımız incelemelerde falan hani bizim taraflarda neler olur sorusuna girersek hani globali ne konuşuruz hocam, tekrardan oraya, dönersek. Oraya geleceğiz şey tarafında yani ben sizin şunu anlıyorum şu ana kadar söylediklerinizden hakikaten kişi bir akademisyen de olsa çok nitelikli bir ekonomist de olsa bu işin dünyadaki makro dengelerin belki gerginliklerin nereye gidileceğini öngörmek mümkün değil.
mevcut dijitalleşme, ülkeler arası entegrasyon, şirketlerin birbirine bağımlılığını da düşününce şirketlerin risklerini ancak hani manuel olarak yönetmeleri vesaire mümkün değil. Bunun için büyük veriden, yapay zekadan, ileri teknolojilerden faydalanılması gerekiyor diye algılıyorum. Çok 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 doğru. Yani sosyal günlük sosyal medya takibi ötesi mesela şimdi bizim yaptığımız araştırmalarda da çok görüyoruz. Sentiment analizi deniyor. Mesela şimdi pandeminin çıkışı nereden bilebilirsiniz? Ama bazı endeksler var örneğin. Dünyadaki bu tip hastalık yayılma verilerini gün be gün açıklıyor. Şimdi buraya bu veriye ulaşan birisinin bunu önüne anlamasıyla bu veri evet. Artık işte Bloomberg, Reuters'a şuraya buraya böyle büyük mecralara yansıdıktan sonra aksiyon almak arasında büyük bir kapasite farkı var. Dolayısıyla büyük veri derken sadece böyle şirketin kendi kurumsal verileri varken dünyadaki gelişmeleri monitör diyelim izlerken çok daha iyi özetleyici takip imkanı gerekiyor. Bunlar o kadar bir şeye getirilmiş ki dediğiniz gibi sosyolojik, politik, tıbbi çıkabilecek bu tip teknolojik risklerin metrikleri oluşturuluyor. Bunu çeşitli uzman kurumlar oluşturuyor ve bunu size sunuyor. Bunlar tabii böyle sizin bir dashboard ya da benzeri bir yerden dünya gelişmelerini belki bu kadar mikro seviyede en üst C-level kişi okumaz ama onun altındaki kişiler onu okuyup oradan çok gündelik raporu yüksek frekanslı çıkarmak durumundayız. Yoksa hani gazeteden okuyup da çıkacak zaman bence geçti ya da geçmediyse de geçecek. Bir de gazeteden de çıksa da hocam şöyle bir şey var. O iş işten sizin dediğiniz gibi geçmiş oluyor. Yani o şirket ona yönelik önleyici adımlarını, hareketlerini belirlemesi gerekiyor. Bir de hocam o yani bağlantılı olduğu için soruyorum. Sonra hani biraz Türkiye'deki sizin bu risk yönetimi tecrübenize gireceğiz. Şimdi COVID dünyayı etkileyen bir şeydi. Şimdi bölgesel gerginlikler var. İşte Amerika, Tayvan, Ukrayna, Rusya baktığınız zaman acaba bu şirketler politik riskleri, savaş risklerini de dünyada çok ciddi analiz ediyorlar mı? Mesela çok güzel. Yani geçen aylarda bir paylaşım görmüştüm sektörden bir dostumuzun. İşte World Economic Forum'un öngörülerinde mesela Rusya-Ukrayna savaşı yokmuş diye okudum. Detayını bilmiyorum ama hani acaba kurumlarımız acaba ne ölçüde global çaptaki kurumlar bu riskleri analiz ediyorlar ya da çok ciddi takip ediyorlar. Hani bu konuda bir yorumunuz olur mu bilmiyorum. Bu harika bir soru. Yani deminkinin aslında bir uzantısı oraya doğru yaf gelecektim. Çünkü bizim çalışmalarda da kullanıyoruz. Bir böyle pandemi için bunu dedik. Bir de jeopolitik risk için belli politika bilimiyle uğraşan ama bunu veri bilimiyle birleştiren gruplar ve danışman firmalar var. Globalde de kabul görmüş. Ve burada da mesela diyelim konflikt ya da işte belli bir uyumsuzluk dünyadaki jeopolitik risk endikatörlerini sürekli gündelik şey yapıyor. O da yine sizin bence bir C-level böyle üst düzey bir yöneticinin önünde bir dashboard olarak iniş çıkışlarını göstereceği bir şey olması lazım. Ve bunda da yine yani birazdan bizim gerçek uygulamaya geleceğiz. Oradaki araştırma üzerinden zaten buraya gidiyorum. Bütün bu verilerin hepsini topladığınızda bunların verdiği sinyaller bir şekilde hani tuhaf gibi ama normal şartlarda bir KOBİ yöneticisinin kullandığı maliyetin üzerindeki etkiyi dahi size yani göstermeye başlıyor, gösteriyor diyelim. Yani sonuçta 7-8 tane bu tip endikatör sizin kullandığınız ürün, örneğin ham petrol, örneğin doğal gaz girdisi, örneğin gübre ya da benzeri bir şey olacaksa bu konflikt dediğimiz şeyler size sürekli ne yapıyor? Sizin aslında üretiminize ilişkin mesaj vermeye başlıyor ki işte bence dijitalleşmeden anlaşılan hani bu. Yani AI şöyle önemli olacaktır, böyle AI cümle içinde kullanmak falan bunlar çok yoğun ama bu gerçekten ne işinize yarayacak sorusunda somut örnekler vermek lazım. Ki ben bunu yani uygulamada da yaşıyorum ve gerçekte de verinin açıklanması, örneğin makro anlamda söyleyeyim, makro analiz, makro ekonomik analiz yapıyoruz diye. Makro ekonomik analizde verilerin oluşumu ve size ulaşımı o kadar geç oluyor ki, örneğin aylık bir veri, aylık bir önceki ayın verisi, çeyrekliği geçtim. Yani hani değil mi, bu bir ikincisi gerçekleşen bir veri. Şimdi sentiment dediğimiz analizde olmayan bir verinin, yani buna büyük veride alternatif veri kaynakları diyoruz. Yani normal bilim, TÜİK vesaire ve dünyanın neresinden çıkarsa çıksın,
bir resmi kurumun verdiği verinin dışında veri arıyor insanlar. Çünkü çok geç ona reaksiyon vermek için. Hocam buraya girmişken artık hani biraz şeyi konuşalım. Çok değerli çalışmalar yapıyorsunuz. Biraz burada siz hani risk türü olarak neler o anlamda hani ne gibi teknolojiler kullanıyorsunuz, ne gibi altyapılar sunuyorsunuz? Hani şeyi anladık çok net. Sonuçta ilgili kurumların ya da gazete haberlerinin çıkması çok gecikmeli bir veri. Bunun kurumları önden aksiyon almasını sağlama rolü çok düşük. Peki siz o anlamda hani hem RiskTürk'te hem de bana özel sohbetinizde bahsettiğiniz bir TÜBİTAK'la TÜBİTAK desteğiyle devreye aldığınız yeni bir girişimden, ya yani burada sizin kullandığınız metodoloji nedir? Nasıl bir ekip var? Nasıl bir teknoloji kullanıyorsunuz da ilgili kurumlara hani bu konuda yön gösteriyorsunuz? Çok güzel. Belki standart bir Türk şirketi ne yapıyor? Biz onun üzerinden nelere getirmek istiyoruz? Olabilir hocam. Ne eksikler görüyoruz? Onların arasında o vardı. Yani şeyi konuşabiliriz aslında. Yani çok haklısın. Bugün siz bir sürü şirketle görüşüyorsunuz, farklı ekosistemin içindeki paydaşlarla tanışıyorsun. Yani şu an Türkiye'deki büyük kurumların, orta ölçekli kurumların, hadi küçükleri bir kenara koyuyorum. Gördüğünüz tablo ne, ya da sadece büyükleri konuşalım. Yani şirketler risklerini nasıl analiz ediyor, ne ölçüde yönetebiliyor? Bu noktada gördüğünüz tablo nedir? Nasıl bize bir ayrımda bulunabilirsiniz? Şunu net söyleyebilirim, yani 2018'deki işte o meşhur Branson kriziyle başlayan noktadan sonra tüm şirketler bu konudaki farkındalıklarını çok yükselttiler. Bu farkındalıklarının üzerine özellikle ölçme ve ölçme kısmında çok fazla dijitalle yatırım yapıldığını görüyoruz. Bu sistemlerinde, muhasebe ve alım-satım sistemlerinde belli bazı önemli endikatörleri, örneğin risk endikatörlerini, yani riskin ölçümü anlamında değil ama yani benim işte ham petrol, işte ham madde girdim ne kadar, ne zaman gelecek, bunun bana ne zaman nakit akışı oluşturacak kısmında doğru yatırım yaptılar. Burada belki akademik bir şey, çok akademik ama pratik önemi çok yüksek olan bir şey söyleyelim. Finans ve muhasebe arasında çok önemli bir fark var. Sadece finansallara bakarak baktığınızda sizin arabanızın bir kilometre önce nerede olduğunu görüyorsunuz. Ama finansta size arabanızın bir saat sonra, iki saat sonra belli hava ve yol koşullarında nereler olacağını analiz edecek veriye ulaşıyorsunuz. Dolayısıyla birincisi dijitalleşmeyle muhasebeden çıkıp, muhasebe verilerinden çıkıp karar sürecine gitmesi gerekiyor ki bu resmin çekilmesi diyeceğimiz, yani exposure dediğimiz, yani resmi çekeceksiniz, riskli bir nokta var mı yok mu bunu anlayacaksınız. Şimdi bu zaten bizim şu anda hala danışmanlık yapılabilecek bir alan olduğunu düşünüyorum. Burada gelişmeler çok olmakla beraber biraz daha şirket küçüldüğünde yine muhasebesel bakış açısından o dijital yatırımı geçemeyen firmalar aslında öncelikle en önemli kısım exposure dediğimiz kısmı görmüyor. Yani nerede benim diyelim tedarik süreciyle üretim maliyeti arasındaki vadede geçiş sürecini siz normal muhasebe şeylerinde görmezsiniz. Yani sizin fiyatladığınız ürünün bana ne zaman gelecek ham maddesi, ben bunu ne zaman satarım, arada işte ham petrol fiyatı 2 kat 3 kat 10-15 puanı yüzer yukarı giderse bana ne kadar maliyetler atacaktır, bunun senaryolarını çalışacak bir sistem henüz daha çok emekleme aşamasında, çok büyükler hariç, küçüklerde burada gidecek yer var ama büyükte bir şey var. Bu dijitalleşme deyince burada muazzam bir çalışma var. Şimdi bunu yaptıktan sonra, ki dediğim gibi bunu yaptıktan sonra bunları ben nasıl yönetirim sorusu, o şirketin bunu yönetme kapasitesini bulması gerekiyor. Ben kaç gün nakit akışı sorunumu yönetebilirim eğer bir ters bir şey giderse? 10 gün bana bir süre koy. Örneğin işte buradaki bankalarda olduğu gibi işte 2 gün 3 gün dayanamadı. Ama siz onu normalde işte bu bizim analizlere göre bir şirket nakit sıkıntısına normalde 3 hafta falan direnebilirse bir başka oyuna yakalanabiliyor. Demek ki nakit akışı belli senaryolarda onu tutabilecek bir hesap gerekiyor. Bu bir tarafta. Diğer tarafta bu sürekli ham petrol fiyatlarının, ham madde fiyatlarının bu kadar inmesi ve çıkması sonucunda ben ürün fiyatımı da değiştiremiyorsam ne yapmam gerekiyor acaba? İşte burada da biz sigortalama ve hedging diyoruz. Hedging'den de kastım işte ham madde fiyatlarını, kur ve faizleri belli oranda %100'e değil ve mümkün olduğu kadar düşük bir maliyetle
önceden sigortalaması dediğimiz hikaye var. Buna da hedging diyoruz. Biz işte tam bu noktada, yani ilk aşamada dijitalleşmeyi belli bir aşamaya geçen ve buraya gelen firmalar, ikincisinde dijitalleşmede belli bir yere gelmiş ama tam bu bahsettiğimiz metrikleri, yani CFO'nun, CEO'nun önüne sürekli günlük nakit akışı sorunlarını ya da ne bileyim kur sorunlarını, faiz problemlerini olabileceğini ortaya çıkaracak bir dashboard tipinde bir şeyle başlıyoruz. Bu da bir seviye aşağısında onların böyle bütün risklerini görmelerini sağlıyoruz. Bunu siz RiskTürk'te sağlıyorsunuz değil biz, mi? Evet tabii biz sağlıyoruz. Bunun gibi tabii yabancı şeyler ve bir sürü başka tabii ki şeyler de var. Bizim de direkt yaptığımız şey bu. Burada ne yapıyoruz? Burada, yani siz bu aslında bir software as a service mi diyebiliriz? Yani evet, aynen o şekilde. Var. Ve onu tabii ki abone oluyor ya da aylık yıllık bir ödemesi evet. Var sektöre göre. Doğal olarak C-Level'daki ilgili yöneticiler o analizlere real time ya da işte belli periyotlarla, belli güncellemelerle ulaşabiliyorlar. Ulaşabiliyor. Buraya kadar hani sürecin hani biz bu resmi çekme kısmını iyi bir resim çekelim. Ben zahir zaviyeden bunu görebileyim. Peki bu birinci aşaması. Daha sofistike bir aşaması ki şu anki projede onun üzerinde. Ben bu resmi sürekli izlerken, yani ben resmindeki açığımı görürken, yani benim işte doğalgazda şu kadar 5 milyon, 50 milyon dolar neyse ihtiyacım var önümüzdeki 3 ay içinde. 6 ay sonra da şunlar var. Bu resmi çektik, koyduk. Peki ne yapacağız? Şimdi doğalgaz fiyatları ne yapıyor? Doğalgaz fiyatlarını sigortalamak için kullanacağımız süre ürün fiyatları ne yapıyor? Bunların önünde bir dashboardunuz varsa size tamam bunu gördüm ama ne yapacağım sorusunu bir yapay zeka ve makine öğrenmesiyle sunuyoruz bu yeni projede. Dolayısıyla buradaki temel hikaye şirketlerin bunu hani deep hedging diyoruz hani biz yani deep learning'den gelen derin öğrenme gibi derin hedging. Yani sonuçta hedge için gereken ortamlar belli ama ona ne yapacağınız ve piyasa şartları işte o piyasa şartlarını oluştururken de demin bahsetmiş olduğum jeopolitik risklerden tutun da işte hastalık yayılma riskinden tutun da işte tüketici güveninden vesaire dünyada oluşabilecek ve Türkiye'de oluşabilecek tüm olası etkili veri setinin yani yüzlerce veriyi toplayıp bunların bu fiyatlara olan etkisini anlık belki çok yüksek frekanslı olabilir ama her günkü değişime rağmen sizin orada göreceğiniz ve size orada aksiyon planınıza destek olacak bir karar sürecini önlerine koymuş oluyoruz. Yani şu aşamada sigortayı yap ya da sigorta çok pahalı yapma ya da bir ay için yap, 3 aylık yap şeklinde. Hocam burada bir şey sorayım mı? Yani herhalde siz belli kaynaklardan bilgiyi çekip evet. Kendi algoritmalarınızı aynen. Besliyorsunuz ve daha sonra da o işte arkadaki algoritmalar sayesinde diyeyim analizinizi o ilgili yöneticinin karşısına çıkartıyorsunuz. Aynen. Yoksa bu manuel, yani bilmiyorum ekipte kaç kişilik bir iş, ekip yok, var çok ama. Çok geniş bir özel Ar-Ge, şu anda Ar-Ge sürecinde yani yaklaşık 6-7 tane doktoralı böyle benim Çin vesaire tamam. Kore gibi yerlerde çalışan eski çalışma arkadaşlarım var. Onların doktor öğrencileri yaptığımız araştırma. Yani birden bir sürü makale aynı anda çalışıyoruz. Bu makale sonuçlarından en iyi bulduktan sonraki kısmında bunu ticari olarak neye dönüştüreceğiz? Basit bir dashboard, çok basit ve anlaşılır bir dashboard üzerinde. Tabii ki kurumun risklerini seçerek yani kurum doğalgaza riskler bariz olabilir. Dolayısıyla burada seçilecek projenin olduğu hangi aynen. Alanlarda risklere aynen. Sahipse yani. Bittikten sonra ne yaparsam ne olur ve bunu nasıl bir şekilde belirlenir? Burada tabii olayın ilginç tarafı hani işin teknik tarafını daha da konuşabiliriz. Burada işte derin öğrenme, görüntü işle yani çok enteresan konular var. Bambaşka alan hakikaten çok heyecan verici. Ben 3 senedir 4 senedir hatta bu sene Boğaziçi'ne bunun dersini de veriyorum. Yani makine öğrenmesinin finans uygulamaları da hakikaten bayağı heyecan verici. Her yer deniz diyorsunuz. Çok geniş bir alan. Dolayısıyla o taraftaki şeyde ama buradan da bir parça makroya geri sardığımızda Türkiye ekonomisinde zaten tıkandığı yer burası. Bugün TCMB'ye baktığınızda bir şirketin üretiminde kullandığı maliyet unsurunun %70'i ithal girdi. Yani bahsettiğimiz olayda kar marjı zaten çok düşük. Yani Türk şirketleri niye böyle yapmıyor? Şöyle bir sürü eleştiri var ama gerçekten önemli işler yapıyorlar. Bir tek yapmalı, bizi onlara ne sağlarız ekstradan? Ne pazarlama var, mühendisliği var, muazzam işler çıkıyor. Eldeki malzemeyi yani daha iyi yapılamaz hakikaten optimize ama biz burada biraz daha dışarıdan bakarak diyoruz ki yani sen böyle yapıyorsun. Bak fiyatını burada sabitledin 3 ay boyunca ama hammedde fiyatındaki oynaklık %3,5. Senin kar marjında 4,5.
Bu çok ciddi bir oran. Sen bunu bir parça, bir buçuğa indireceğin bir şey sunabilir miyiz? Yani dolayısıyla aslında Türkiye ekonomisine katkı da bence böyle olmalı. Çünkü bankacılık kesimindeki riskleri vesaire yönetmenin şeyi başka bir dünya. Yani o da farklı bir dünya. Orada zaten hocam, orada zaten çok ciddi yetişmiş insan kaynakları var. Hani onların kendince kullandıkları. Zaten bir kısmı global bankalardan bahsediyoruz, bölgesel bankalardan. Yok, bizim yani banka hizmetlerimiz de var hani, çünkü mevzuat şey, ama yani burada ekonomiye katkısı çok. Hocam bence çok değerli bir iş yapıyorsunuz. Ben sizi çok iyi anladım. Hani bir daha orayı bir özetleyelim. Diyorsunuz ki Türkiye ekonomisinde çok ciddi işler yapan şirketler var. Orta, büyük ölçekli. Bu şirketlerin girdilerinin büyük bir kısmı ithal. Oradaki riski, yani maliyeti yönetemezse doğru bir şekilde bütün kazandığı parayı belki son yıllardaki, aylardaki kaybedebilir. Boşuna iş yapmış olacak. Aynen öyle. Her an size alacağınız riskin değeri, yani diyelim siz bu üretimi yapıyorsunuz. Bakın kur, faizi, şu elemanlar %1'er artarsa sizin verdiğiniz fiyattan dolayı alacağınız siparişten karınız %30 aşağı düşecek. Ya zaten marjınız nedir? Yani marjınızı da orada koyduğunuzda sürekli... Buyurun. Hocam bir şey soracağım. Vaktimizde 3-4 dakikamız kaldı. Arkada Orhan'la Berkin'i görüyorum. Bu arada hocam şeyinde ben sözünü veriyorum. Siz bu projeyi biraz daha inşallah gelişince ilerleyen dönemde tekrar sizi ağırlayalım. Orada bir noktayı sormak istiyorum. Siz değişik şirketlerle, Türk Hava Yolları gibi çok farklı kurumlarla da çalışıyorsunuz. Peki orada yani bunu anlattığınız zaman, bunu Türk Hava Yolları'nı kastederek söylemiyorum, nasıl yaklaşıyorlar size? Yani tam tersi. Yani, böyle bir şeye ihtiyacı olduğunu zaten bir sektörden çözdük. Yani ben oturup akademik dünyadan hani böyle bir şey ihtiyacının analizini yapabilirim ama şirketlerin ya mesela şunu çok net söylüyorlar, çok üst düzey. Yani bunu bu ürünle kapılarını çaldığınız zaman hepsi istekli diyorsunuz değil tabii mi? Tabii ki. Yani zaten ilk çıkış noktası buydu. Yani ben mesela bir C-level birisiyim, karar vereceğim. Sigortalıyım mı, şey yapmayayım mı, bana birisinin sinyal vermesi lazım. Orada çalışan kişi de diyor yani ben diyor tek kişiyim, yani burada dünyada binlerce şey dönüyor, ben hangi raporu okuyayım, nereden ne çıkayım. Orada koca bir Ar-Ge ekibinde siz kuramazsınız, gerek de yok muhtemelen. Ya da Ar-Ge ekibi kursanız da benzer bir şey yapacak zaten. Ya tüm dünyadaki o gelişimleri sizin önünüze özetlemesi gerekiyor. İşte büyük veri, dijitalleşme, AI falan diye herkes çok konuşuyor ama ya bence direkt uygulamaya geçeceği taraflar birisinin hayatına pozitif katkıda bulunmalı. Çok sayıda insanın küçük küçük parçalarına dokunduğu şeyi bir algoritma sürekli o veriyi işleyerek, verinin gerekli olup olmadığını, işte anlamladığını zaten test ederek ve güncel içinde de öğrene öğrenerek de devam ederek yürümesi gerekiyor. Burada sağ olsun TÜBİTAK'ın da bir desteği oldu bize. Bu 2 yıllık falan bir proje, yaklaşık 2-3 ay önce. Yani çoktan beri araştırmasını yapıyoruz ama resmiyeti işte bu şeyde 1500. Hocam çok değerli. Bu arada dün biz Deniz Güven'i ağırladık. O da sektörde bayağı hani bankacılık sektöründe, finans sektöründe bilinen bir kişi. O da şey dedi, AI ile ilgili konuşurken dedi ki ilerleyen dönemde AI'ın dedi dikey versiyonlarını daha çok göreceğiz. Mesela fintech alanına uzmanlaşmış bir AI gibi bir yorumda bulundu. Aslında ben sizin bu girişiminizi de dikey bir yani yapay zeka girişimi diyebiliriz aslında diye düşünüyorum. Diyebilir. Çünkü yani burada arka planda hakikaten yani birçok şey birleşiyor. Çünkü bayağı üst düzey, yani mesela işte yani makale seviyesinde bir şey çalışmanız gerekiyor. Çünkü birisine hocam bunlara da yatırıma ihtiyacınız varsa arka tarafta az sonra ekleyeceğim. Orhan Ayanlar, Meditare Capital, Private Equity, Berkin Toktaş var. O da Revo Capital'den. Konuşuruz. Yani burada bu işlerin çok büyüyeceğini, yani ben hani, tabii çok da fazla şey yapmayayım ama bu işler çok büyüyecek. Gerçekten çok ciddi sermaye ihtiyaç olacağı zamanlar da gelebilir. Biz şu anda işin böyle bir hani bir arabanın ne diyelim tabiri caizse bir şeyini bir çıkartalım. Bunu böyle nasıl diyelim, seri üretime geçme noktasına geldiğimizde tabii ki bu bahsettiğimiz yapının içerisinde yani çok sayıda kişinin çok yüksek, daha da yüksek teknolojiyi kullanarak ve belki globalde iş çıkarabileceğini düşünüyoruz. Ya ben hocam, bu noktada bir de bizim ya 20 küsür senedir hem müşteri bazımız hem de ne yap, yani hem de işte finans dünyasının türev ürün vesaire bunlarla ilgili bütün veriye, fiyatlamaya deneyimimizin üzerine tabii çıkarak, hani böyle bir gecede fikren hani böyle bir şey yapılacak da bir iş değil. O yüzden değil, tabii, ama buna rağmen de çok daha şey insan kaynağına da hocam bu arada süremiz doluyor. Ben Orhan'la Berkin'e ekliyorum az sonra.
Ben az önce bankalarla ilgilen şey dedim. Bankalar zaten bunu yönetiyor ama aslında siz böyle bir tool'u geliştirdiğiniz zaman buna hani bankalarda birçok finans kurumu da birçok şirketin ilgisini çekebilir. Demin dediğiniz gibi yani sonuçta orada istihdam ettiği personel sayısı azalacaksa, daha iyi analizler ortaya çıkacaksa, daha hızlı analizler çıkacaksa niye tercih edilmesin? Yok, bir dakikam varsa şey de söyleyebilirim. Biz bankalara zaten hizmetle sağladığımızda önlerine sunduğumuz düzenleyici rapor için bütün risk hesaplarını çıkarıyoruz. Ama bu bahsettiğimiz senaryolar o raporları nasıl değiştirir kısmı vesaire. Aynen. Bunun bir bankacılık uzantısı. Ben onu kastettim. Aynen. Bu son yeni ürününüzü. Hocam arkada Orhan'ı görüyorum. Berkin'in kamerası kapalı. Herhalde açacaktır az sonra. Ben en azından Orhan'ı ekleyeyim. Berkin de gelir. Berkin de geldi. Değerli dinleyicilerimiz, ikinci oturumda iki değerli konuğumuz bizlerle birlikte Revo Capital kurucu ortağı Berkin Toktaş'la Meditere Capital partneri Orhan Ayanlar. Berkin, Orhan, hoş geldiniz sohbetimize. Selamlar. Burak hocamız da Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyen, aynı zamanda RiskTürk'ün de CEO'su. Siz de sohbetin bir kısmını dinlediniz. Ben de tanışmanızı da istedim. Belki ilerleyen dönemde de paslaşırsınız Burak Hoca ile diye düşünüyorum. Tamam. Burak Hocam çok teşekkürler. Değerli çalışmalarınız için. İlerleyen dönemde hocam mutlaka sizin değerli çalışmalarınızı dinlemekten mutluluk duyarız. Çok çok teşekkürler. Sizlere de iyi sunumlar, iyi çalışmalar. Görüşmek üzere. Kolay gelsin Burak Hocam. Bay bay. Ben de kendimi aşağı alayım şöyle. Moderatör olunca. Berkin, Orhan, nasılsınız? İyi misiniz? İyi, çok teşekkürler Ozan. Sen de öyle umarım. Ben de iyiyim, çok teşekkürler. Sağ olun sohbet davetimizi kabul ettiğiniz için. Fintech tarafında tabii ki sizin de önemli yatırımlarınız var. Bu noktada iştahınız olduğunu biliyoruz. Farklı girişimlere yatırım yaptığınızı biliyoruz. Biraz dilerseniz giriş olması açısından da Orhan, dilersen seninle başlayalım. Sonra da Berkin'le devam ederiz. 2022 nasıl geçti? Çok kısa. 2023 nasıl geçiyor? Biraz zor bir yıl 2023. Bu konuda neler söylemek istersin? Meditera Capital'in bakış açısı nedir? Ben sözü sana bırakayım. Tamam, çok çok sağ ol Ozan. İstersen ilk önce bir Meditera kimdir diye bir 30 saniye anlatayım. Çok iyi olur. Yani Meditera bir İngiltere bazlı Türkiye'de yatırım yapan bir private equity şirketi. 2011 senesinde kuruldu. 4 ortaklardan bir tanesi benim. Teknolojiden sorumluyum. Bugün işlettiğimiz fon büyüklük aşağı yukarı 330 milyon euro. Yani private equity ne yapar? Private equity bir çıt daha, yani Berkin'den sonraki safa diyelim, bir çıt daha oturmuş diyelim. Yani cirosu ve kârı olan şirketler. Biz de onları genelde çoğunluk ortak oluyoruz. Ve yani onları bundan sonraki bir 5-6 sene içerisindeki yani büyüme evresinde de yani farklı destekler sağlıyoruz. Bugüne kadar da teknoloji alanında portföy şirketlere dahil bir 15 şirkete yatırım yaptık ve teknoloji alanında da yaklaşık yani 150 milyon euro para koyduk. Yani aslında Türkiye'ye baktığınız zaman Türkiye'deki herhalde en büyük yani teknoloji yatırımcısı biziz. Yani Meditera şu anda yani Türkiye'de faal işte yani şirketleri var. Tabii ki teknoloji bacağı sadece bizim işimizin yani %30 yani 40'ı gibi. Ama bugünkü konuşma yani bir çıt daha teknoloji ve bir çıt daha fintech alanında olacak. Türkiye nasıl görüyoruz diye sordun değil mi Ozan? Ya bu arada isim de verebilirsin Orhan. Yani Türkiye'de yatırım yaptığınız şirket illa fintech olması da şart değil. Yani sana bırakıyorum. Tabii estağfurullah. Yani 2011'den sonra yani ilk yaptığımız yatırım mikro ödeme. O da bir yani fintech alanındaydı. Onu bir 3 sene içerisinde güzelce büyüttük. Onu da hani Wirecard'a sattık. Aslında bu fintech alanındaki herhalde ilk yani exit diyebiliriz. Ondan sonra da işte yani Mobiliz diye bir tane araç takip işimiz vardı.
logo yazalım, halka açık olan, kimsenin de çok fazla bakmadığı, 2013'te ortak olduk. Halka açık olduğu için de herkesin bizim ne yaptığımızı bir fil gördü. Onu da 2016'da bir IPO ile exit ettik. Yani bir IPO'da da Türk şirketleri exit edilebilir, yani konseptini oturttuğumuzu düşünüyoruz. Ondan sonra da yani ikinci fonda da işte Glasshouse isminde Türkiye'nin en büyük private cloud infrastructure provider diyebiliriz. Ondan sonra da Paycor ve Yazara diye şirketlerimiz var. Yani bunlar fintech alanında. Bunlarla ilgili zaten daha fazla konuşuruz. Bir de son yaptığımız yatırım ise Zero Density diye. Bu medya sektöründe yazılım yapan bir tane şirket. Şimdi şeye baktığımız zaman yani 2022 yani Türkiye çok ilginç bir yer. Böyle bir dönüp baktığınız zaman ya çok zor bir sene geçirdik vesaire. 2022 zor bir seneydi. Yani hem yani yüksek enflasyonla birlikte fiyatlama ve yani fiyatlamayı doğru tutturmak biraz zor oldu. Keza bizim teknoloji alanındaki yani maliyetlerimizin en büyük yani kısmı insan gücü. İnsan gücünde de ciddi bir artış oldu. İnsan gücünde de bir yani yurt dışına işte yani vesaireler de oldu. Yani bir gelir tablosuna baktığımız zaman bir karlılıkta bir zor bir sene geçirdik. Balance sheet'e baktığımız zaman da fonlama konusunda 2022 zor bir seneydi. Hem bankacılık sektörü hem de tahsilatlar konusunda işte hani bazı vadeler uzadı vesaire. Yani net önümüzü görme konusunda ve nakit akışı olarak da nispeten zor bir seneydi. 2023'e de baktığımız zaman da gene önümüzü görme, visibility dediğimiz konu maalesef hala bir sıkıntı. 2023'ün de yani zor bir sene olacağını düşünüyoruz. Ama bu tarz şeyler bizleri genç tutuyor. Bir çift daha fail fast yani şeklinde bizim yani Türklerin çok iyi yaptığı konular bunlar. Çok teşekkürler. Berkin, sana dönebiliriz. Hızlıca değerlendirmelerini alabiliriz. 2022 nasıl geçti? 2023 nasıl gidiyor? İlerliyor. Sonrasında da sohbetimize devam ederiz. Tamamdır. İkinizi de görmek çok güzel. Ben de Orhan gibi yapayım. Çok kısa bir girizgah. Revo Capital tanımayanlar için. Tabii ki. Türkiye'den doğmuş en büyük girişim sermayesi fonuyuz. 2013'te İşte uzun yıllar ürün ve iş yönetiminden sonra Cenk Bayraktar'la beraber kurduğumuz bir fon. Biz gerek Türkiye gerek Doğu Avrupa'daki erken aşama girişim şirketlerine yatırım yapıyoruz. Toplam 160-170 milyon dolar fonlarımız. Şimdi üçüncü fonda umarım yakın zamanda anons edeceğiz. Fintech bizim için çok önemli bir dikey ama onu ek olarak Software as a Service, B2B, yani IT ya da software related birçok şeye yatırım yapabiliyoruz ama herhalde en çok yatırım yaptığımız dikey oldu fintech bugüne kadar. Fintech özelinde bilebileceğiniz yatırımlar, Orhanlarla beraber yaptığımız Paycor ve Yazara var. Ama ona ek olarak Param'ın yatırımcısıyız. Param ve Kredim, işte Türkiye'nin en büyük e-para kuruluşu, Kredim de Türkiye'nin en büyük banka dışı BNPL oyuncusu diyelim. Midas'ın yatırımcısıyız. Yeni nesil varlık yönetimi application'ı diyebiliriz. Aynı zamanda yurt dışında şu an TransferGo, işte ülkeler arası para gönderme platformu, Avrupa'nın çok önde gelen bir oyuncusu. Londra merkezli Bumper, araba servislerinde şimdi al sonra öde servisi. Hem İngiltere'nin en büyüğü hem de Almanya ve İspanya açıldı şimdi. Bu tip şirketlerin yatırımcısıyız. Bizi birçok kişi Getir'in ilk yatırımcısı olarak biliyor. Hani fintech dışında da aslında fintech'e dokunan ya da finansal boyutları olan işte başka yatırımlarımız da var. 2022-23 genelinde yani Orhan'ın söylediğinin işte farklı bir renklisi, hani bizi genç tutuyor dediği şey, yani biz biraz aslında zaten yani bununla yaşamayı kendimize görev edinmiş bir meslek yapmaya çalışıyoruz. Çünkü yani bizim fonlar
Orhanlarınki daha uzundur. Bizimki 12 yıllık bir fon. Yani her kurduğumuz fonun 12 yıllık bir yolculuğu var. Öyle olunca tabii genel yön, uzun vadedeki yön önemli. Bizim yatırım yaptığımız konularda. Hatta oraya Berkin, oraya girmişken, yani sen tabii ki cümlelerini tamamla ama ben hani sorumu sorayım, seninle başlayalım, sonra Orhan'a dönelim. Yani sizlerde bir fon, yani siz aslında bir wealth management yapıyorsunuz. Birilerinin parası var. Orhan'la konuşunca şey demişti. Çok zenginler yani, hani ya kurumlar bir kenara koyarsam kişiler için sonuçta büyük paralar. Biraz hani burada sizin taraf belki biraz daha farklı olabilir. Hani biraz sizdeki yapı nasıl işliyor? Bir private equity'deki ve bir venture capital firmasındaki, risk sermayesi firmasındaki yapı. Hani sen dedin ya işte bizim fonumuz var, üçüncü fon. Kaç yıllık, kimler para koyuyor, siz bunun sonunda o parayı herhalde hemen vermiyor, yatırma taahhüdü var. Biraz burayı anlatırsanız çok, bence bilmeyen insanlar çok vardır diye düşünüyorum sektörde. Hani çok faydalı olacaktır. Biraz burayı açarsak sevinirim. Hem aslında ya yani hem sizin bir fintech yatırımcısınız, aslında bir taraftan da bir wealth management da yapıyorsunuz. Burada hani yorumlarınız çok değerli olur. Ben Berkin sözünü kestim, sen diğer kısmı tamamladıktan sonra girebiliriz buraya. Estağfurullah, şey, köprü olarak onu. Aynen. 2022'ye bakınca da yani gerçekten yani enflasyon, hem Türkiye hem globaldeki birçok, yani savaş var, çok fazla makroekonomik bilinmez var, enerji krizi var. Yani kötü bir yıl. Ama şimdi geri dönüp mesela bizim bu işi yaptığımız 10 yıla bakınca da, yani bizim böyle bir slide'ımız var. Şimdi burada kullanmayayım ama yani 10 yılda neler olduğunu inanamazsınız yani bizim etrafımızda. Yani işte bu işte 12 yıllık bir pencere olarak baktığınız zaman ne yazık ki o zorlukları bir şekilde göğüs gerip uzun vadede doğru olan yerde olacağına yatırım yaptığınız şirketin emin olmanız gerekiyor. Bir de ben hep şey diyorum, yani biz daimi optimistiz. Yani daimi optimist olmazsanız bu iş yapılmaz çünkü. Yapamazsınız. Yani özellikle portföy şirketleri sayısı artınca kesinlikle her gün bir şirketten hani iyi bir haber duyuyorsunuz. İşte 8 şirketten yeni bir kriz ya da çözülecek bir problem duyuyorsunuz. Erkin, üçüncü fonunuzu ne zaman hani toplayacaksınız? Ya da ne zaman? Onun bir takvimi var ama herhalde bu sene bitmeden güzel açıklamalarınızı duyarsınız. Tutarı belli mi? Yoksa daha henüz belli değil mi toplam? 150 milyon dolar arası bir fon olacak. Buraya peki Berkin, hani net olması açısından bireyler de sizin tarafta yatırıyorlar mı, yoksa ağırlıklı kurumlar mı yatırıyor parayı? Şöyle, yani private equity'nin cezbettiği profile nispeten yakındır. Yani zaten genelde VC kategorisinde büyük yatırımcılar PE/VC diye bakıyor. Bizde bir minimum ticket var. O evet. Minimum ne ticket, kadar? Yani 1 milyon dolar aşağısını almıyoruz. Onu genellikle yani onu yapan farklı yapılar var. O biraz daha hani halka ya da nitelikli yatırımcıya açık daha geniş tabanlı fonlar var. Ama yani o daha sermaye piyasalarında ayrı bir yeri var onun. Yani biz o işte değiliz. Bizim işte ikinci fondan örnek verecek olursam 170'ten fazlası yabancı yatırımcı. Kurumlar var. Çok büyük family office dediğimiz, yani bir şekilde ailenin varlığını işleten yapılar da var. Ama en büyük yatırımcılarımız IFC, yani Dünya Bankası'nın yatırım kolu. İyi bir yerdi. Avrupa İmar Kalkınma Bankası. EIF, TGF girişim üzerinden Hazine Koskebi'yle ortak olarak Avrupa Yatırım Bankası. DG, o da KfW, yani bu Almanya'nın önemli bir kamu bankasının yatırım kolu. Yani bu dördünü herhalde bünyesinde barındıran, yani en azından bu bölgedeki tek VC fonuyuzdur diyebilirim. Ağırlıklı buralardan geliyor. Burada bunları Berkin koymayı taahhüt ediyorlar ve ihtiyaç olduğu zaman koyuyorlar parayı. Bunun fonun sonunda da bu parayı siz hani exit ettiyseniz işte gerekli, yani umarım pozitif haberler geliyordur. Doğal olarak da daha sonra o kişilere parasını veriyorsunuz değil mi? Ya da ne varsa onu veriyorsunuz. Nasıl oradaki şey? Evet, yani şey ona
drawdown distribution mekaniği diyorlar. Bir taahhütünüz oluyor fona. Hı hı. O taahhütü yani bizim gibi fonlarda genelde ilk 5 yıl gibi diyeyim portföy oluşturma yılları. Hı hı. O portföyünüzü oluşturduğunuz o ilk 5 yılda paranın büyük kısmını çağırıyorsunuz. Mesela 10 milyon dolar komit ettiniz siz. Hı hı. 10 milyon doların belki işte 1,5 diye ilk 5 yılda büyük bir kısmı çağrılıyor. Biz ne zaman yatırım yapacağız? O zaman o parayı çağırıyoruz. Ateş gibi yani bizde para. Hı hı. Bazı private equity fonlarında ya da bu leverage işte debtli fonlarda falan bu değişiyor ama VC'de böyle ağırlıklı olarak. Yani bizim onun için at any given time bir fondaki fonun banka hesabındaki paramız azdır. Bizde yani yatırım yapmak üzereyken ve yatırım yaptığında hemen sonra böyle bir para hareketleri oluyor gibi düşünün. O açıdan baktığınızda yani IRR'ı yani taahhütü verdiğiniz rakam üzerinden o günden hesaplamamak işte ne zaman geldi ne zaman gitti o cash on cash bakmak. Okay. Var. Exit yapıldı mesela. Exit yapıldığı zaman da herhangi bir şirketimizi satıp işte inşallah güzel karlı bir şekilde sattığımız zaman da herkes anında o işte 10 gün içinde o parayı oranınca alıyor. Alıyor. Orhan'a dilersen biraz dönelim. Orhan sen neler söylemek istersin? Tabii sizdeki ölçek daha farklı. Aslında hani girişim sermayesinin bir üst aşaması herhalde özel yatırım şirketleri. Siz herhalde belli noktalarda topu Berkinler'den devralıyorsunuz ya da bayrağı diyelim yani. O şirketleri daha fazla koşturuyorsunuz, büyütüyorsunuz. Evet yani bizim stratejimiz farklı. Yani stratejimiz de farklı olduğu zaman da daha olgun şirketlere yani yatırım yaptığımız için bizdeki yani risk return yani şey döngüsü bir çift daha farklı. Yani bizim portföyde batan şirket olmaz. Bir kat paranı getirdiğin şirketin yani altında çok az olur ama 5 kat üstünde de bir getiri sağladığın yani şirketler de az olur. Az olur. O yüzden de risk return de, yani dengesi farklı. Yani bir yurt dışına baktığınız zaman zaten bu yani wealth management kurumlar aşağı yukarı paranın %5 ile %10'unu private equity VC'ye koyuyor. Oradaki farklı getiri opsiyonlarını haşamak için. O yüzden de zaten yani bu bir wealth management işi. Tabii ki orada hangi risk return istiyorsunuz? Hepsini de bir fona değil de birkaç tane fona, birkaç tane bölgeye, birkaç tane segmente para koymanız lazım. Ve şeyde baktığınız zaman yani döngü uzun. Yani nispeten bir yani illikit bir şey yani yatırım. Yani 10-15 sene boyunca ilk 5 sene 100 birim taahhüt ettiysen yani 80'i koyarsın. Sonraki 5 senede 6 senede o 80'i geri alırsın. Bir de üstündeki parayı alırsın. Yani döngü uzun. Yani o yüzden de o high net worth individuals'dan kastettiğimiz ya benim 3 sene sonra para ihtiyacım var vesaire diyen bir kitle için çok çok doğru değil. Değil. Berkinler'den farklı biz de bir 3. fondayız şimdi. Bir 3. fon fundraising'deyiz. Bu fon için zaten bizim ilk iki fonda hep %80 işte yurt dışı yatırımcılar vardı. %20 de Türkler vardı ilk günden beri. Bu fona farklı bir şey Türkiye'de bir tane GSYF kuracağız. Ve bu 1 milyon altında işte 250 bin dolar olsun vesaire vesaire ki o kitleyi toplayıp yani Mediterra'daki halka açık olmayan ilginç şirketlere farklı bir şekilde yani ulaşılması mümkün olmayan bir şirket topluluğuna yatırım fırsatı sağlayacağız. O yüzden de bizim fondaki yani birinci fon, ikinci fon hepsi aynıdır da bu üçüncü fondaki biraz yani farklı. Biraz daha yatırım farklılaşacak diyorsun. Yok yani yatırımlar aynı ama. Aynen şey farklılaşacak yani giren kişilerin profili biraz daha değişecek. Aynen onları da yani açacağız. Büyüklük belli mi Orhan? Büyüklük ne kadar olacak kabaca? Bizimki bizim şey mottomuz yani yap iyi hani iyi yaptığın şeyi tekrar yap. Yani birinci evet. Fonda ikinci fonda 165 milyon euroydu 1 ve 2. O yüzden de üçüncü fonda da aynı boyut, aynı takım, aynı strateji. Aynı. Çünkü Türkiye o kadar değişken ki bari bir şey sabit olsun. O da biz. Orhan çok teşekkürler.
Biraz dilerseniz bugünkü etkinliğimizle de ilintili olduğu için Wealth Management tarafını anladık. Hani sizlerin bakış açısını. Biraz fintech ekosistemini nasıl görüyorsunuz Türkiye'de ve yatırım yaptığınız, yani Orhan siz Türkiye ağırlıklı ama Berkinler Orta Avrupa'ya da bakıyorlar. Daha önce de ağırlamıştık, Berkin'i konuşmuştuk. Hani biraz Türkiye ekosistemini nasıl görüyorsunuz fintech açısından? Fırsatlar var mı? Hani rekabet çok yoğun gibi, büyük yapılarında iştahı çok fazla. Farklı gruplarda bankacılığa giriyor, fintech işlerine giriyor. Biraz hani burada nasıl fırsatlar var? Az önce mesela Burak Hoca çok ilginç bir şekilde hani yapay zeka ile risk yönetiminin üstünde durdu. Hani orada eminim dikey fırsatlar da vardır. Ben sözü size bırakayım. 10 dakikamız var. Rahatlıkla konuşabiliriz. Orhan, dilersen seninle başlayalım. Sonra Berkin'e geçelim. Tamam, yani bizim bakış açımız bir çıt daha top down. Yani Türkiye pazarı bu finansal enstrümanlar konusunda çok büyük. Yani hem insan adedi, kredi kartı adedi, işte bankacılık, yani sisteminin yani büyüklüğü vesaire. O yüzden de Türkiye fintech, yani bir rüzgarı arkadan almak lazım. Yani büyük bir pazar. So that's good. Yani şeye baktığınız zaman Türkiye'deki insan gücünde bir rekabet avantajı var. Yani geçmişteki Türkiye'deki bankacılıktan dolayı bu fintech alanındaki tecrübe, işte taksit olsun, yani farklı loyalty'lar olsun vesaire vesaire. Yani o yüzden de pazar büyük, lokal pazar ve yani insan gücü var. Üçüncüsü de teknoloji çok değişiyor. Artık bu yani parabolik şeysine girdik. Teknolojinin de bu kadar hızlı değiştiği bir alanda da paraya dokunan ekosistem de çok hızlı bir şekilde değişiyor. O yüzden de fırsat da var. Yani bakarsınız, yeni bir tane fintech raporu çıktı. Yani 700 üstünde fintech şirketi var. O yüzden de bu üçüne baktığınız zaman çok çok cazip bir alan. Sadece Türkiye olarak baktığınız zaman. Ama eksi tarafları da var. Yani bu işte bir para kazanılması lazım. Genellikle B2B işlerde müşteriler çok iyi para vermiyor maalesef Türkiye'de. İkinci konu, Türkiye'de fintech alanında yani customization, o kişiye, o kuruma özel işler yapma işi aslında para kazandırsa da senin ölçeklenebilir ve işte yurt dışına çıkma vesaire vesaire işlerini zorlaştırıyor. Bir de yani son olarak da fintech çok lokal mevzuata bağlı bir iş. O yüzden de Türkiye'de iyiyim, çok güçlüyüm deyip de onu yurt dışında cut and paste etmen bir çift daha zor olabilir. Hele hele büyük ölçekli şirketlere bakarsan, ama yani Berkin o konularda çok daha tecrübelidir. Yani orta ölçekli, işte KOBİ dediğimiz şeylerde bir çift daha cazip bir şey olabilir. Yani bu işi son cümleyle şey yaparsak, yani ya Türkiye'de çok büyük bir tane şirket yapacaksın, ya da yurt dışına çıkacaksın, ama orada da yani sadece bir ürün şirketi yapman lazım. Yoksa o customization'lar zor. Ve ölçekten faydalanıp o hizmeti, ürünü farklı coğrafyalardaki herkesin kullanmasını sağlamaya çalışacaksın. Aynen, evet. Çok teşekkürler Orhan, değerli tespitlerin için. Berkin, sana dönelim. Senin yorumların ne olur? Tam yani Orhan'ın bitirdiği yerden başlayacaktım ben de. İyi oldu bağlaç olarak. Ya çok söyleyecek şey var ama ben bir kere şeye vurguladım. Biz fintech dediğimiz zaman, şimdi sen fintech konferansı yapıyorsun. Genelde tabii işte değerli bankalarımızda mesela katılanlar oluyor ama fintech deyince hep olduğu pazara hizmet eden şeylerden bahsediyoruz ama bizim genel fonda da söylediğimiz, fonumuzun stratejisi olan Türkiye'den global iş çıkma potansiyeli çok fazla. Hem Orhan'ın dediği cost avantajının ötesinde kaliteli bir teknoloji geliştirebilen bir yetenek havuzu var. Genelde fintech'te biz lokallere baktık, onlar konuşuldu. Ama bence önümüzdeki dönemde buradan çıkan çok fazla global fintech işi duyacağız. Yani her ikisinden de duyacağız. Yani Sizin yatırım yaptığınız Türk Elektronik Para var galiba. Onlar bir atılım yapıyor. Evet. Görüyorum, yani, şey var. Param diyebiliyorum.
konuşmuşsunuz onları. Turan var galiba. Turan diye şeye bölgesel Türkiye Cumhuriyetlere odaklanan, siz yatırım yapmadınız ama böyle bir girişim görüyorum. Colendi galiba bayağı bir açılım yapıyor herhalde yurt dışına yönelik. Hani daha fazla sayısı artacak gibi dediğin gibi belki. Kesinlikle ağırlı. Bence öyle ama Orhan'ın dediği gibi yani ürün anlamında gerçekten bir şey yapanlar ve globale etki edenler olacak diye hissediyorum. Yani paramda ayrı bir hikaye duyacaksınız önümüzde. Bence nasıl getir? Nazım abi hep şunu söylüyor. Yani biz niye hep Türk şirketi satıldı diye bunu bir başarı olarak anlatıyoruz. Türk şirketinden exit oldu diye. Türk şirketleri aslında alan olabilir diye bir söylem var. Gitti mesela getir Gorillaz'ı aldı. Yani Gorillaz hani vaktinde hani 1,5 milyar dolara satın alınmış bir şirket oldu bir Türk şirket tarafından. Bence bu hikaye farklı dikeylerde yinelenecek. Fintech'te de olacak. Bizim Orhan'larla ortak yaptığımız yazara mesela az konuşuluyor. Türk ekosisteminde belki hiç duymuyorsunuz. Dünyadaki en büyük prosesörlerin, yani en büyük kart kabul alan şirketlerin kullandığı Sofos çözüm. Yani oradaki müşteri listesini görseniz, yani bir Türk şirketi, headquarter'ında New York taşıdı şu anda, yani bir Türk şirketinin hizmet verdiği logo seti olarak ona inanamazsınız. Ve bu bir fintech altyapısı. Yani Android cihazları POS'a dönüştürüyor ama Mastercard Visa'dan compliant olan sertifika edilmiş ve şimdi bir tane MPOC diye bir sertifika var. O sertifikayı alacak olan ilk batch'te olacak. Belki seneye bu arada kesinlikle ağırlarız. Ben notunu aldım. Bizim de amacımız hani bu etkinliği daha da geliştirmek. Hani farklı girişimle bu arada hani yurt dışından da bu etkinlikte bayağı tabii ki hani bir Türk başarı hikayesi değil ama mesela Revolut'tan dün Bertu'yu ağırladık. Revolut da hani kendi çapında önemli bir başarı hikayesi tabii ki. Hani bir Türk girişimi değil ama hani ama bunun notumu aldım hani belirtmek istedim. Tamam. Dediğine katılıyorum. Bir de bir başka trend olarak şey söyleyeyim. Bu biraz daha Türkiye ile ilgili olan kısmıydı. Önümüzdeki dönemde hani fintech deyince daha çok neleri göreceksiniz? Ya tabii ki işte bankaların yaptığı belli işlere challenge'dan alternative lender'lar hani çünkü o borç verme işinin değişik dikeylerde uyarlanabilir hali var ama ben bu embedded finance denen konuya çok inanıyorum. Yani bu direkt ben bir finans oyuncusuyum diye değil, değişik akışlara finansal işlemlerin entegrasyonu çok öne çıkacak. Bu burada hani insurtech'i de fintech'in altında şey yaparsan bence insurtech'e de o da işte embedded insurance dediğiniz dünya gelecek. Orada inanılmaz fırsatlar var. Berk'in %100 katılıyorum. Biz program uzamasın diye bu dönem InsurTech'i dışarıda tuttuk. Onu muhakkak ekleyeceğiz. Bu arada ya Türkiye'de de aslında bu embedded finance dediğimiz farklı finansal servislerin işte perakende farklı alanlara entegre edilmesini aslında görüyoruz. Bunun sayısı artacak diye algılıyorum ben. Bence artacak bunun hem ürünsel yani her şey daha dijitalden konuşabilir hale gelmesinin boyutu hem de regülatif tarafta da biliyorsunuz birçok adım atıldı. Eminim konuşmuştur başka konuklar. Yani bu arayüz bankacılığı falan gibi yerlerle aslında çok ilginç kapılar açılıyor diye düşünüyorum. Zamanı çok çalmamak için burada durayım. Çok teşekkürler. Bu arada aslında sizden sonra da biz FİBA Bankası'nın genel müdür yardımcısı, ekosistem ve platform bankacılığı genel müdür yardımcısı Gökhan Ertürk'ü ağırlayacağız. Onu da arkada görüyorum. Aslında biraz bu konulara da gireceğiz. Bence güzel oldu. Hani sizin de oradaki tespitlerin biraz böyle bir devamlılığı anlamında güzel oldu. Çünkü hani FİBA Bankası gibi farklı bankaların da bu anlamda o servislerini farklı yerlerde sunduklarını görüyoruz. Son birkaç dakikamız eklemek istediğiniz bir nokta olur mu bu sohbeti kapatmadan? Ama ben notumu aldım. Biraz daha globale açılmış, açılma yolunda ilerleyen fintechleri de bir sonraki dönem ağırlayacağız. Hani söz burada paslaşırız. Başka yorumlarınız olur mu ekleyeceğiniz bir nokta? Ben sonrasında da Gökhan Bey'i müsaadenizle ekleyeyim. Hem sizi bir tanıştırayım eğer tanışmıyorsanız da. Sonra da sizlere veda ederiz Berkin, Orhan. Yok, çok sağ ol. Yani benim son bir cümlem var. Yani bu fintech alanı ilginç. Türkiye'nin en azından bölgesel pazarda da büyük bir şansı var.
Ama bu bir ekosistem oyunu. Yani herkesin, bütün oyuncuların yani bunu destek vermesi lazım. Regülasyon tarafında son 5 seneden beri yurt dışına göre bir çıta arkadan geliyoruz. O bence bir eksi. Büyük müşterilerin, belki de şimdi de konuşursunuz, yani ben değil de biz olması lazım. Yani birlikte büyümemiz lazım. Ve şirket kurucuları da kolay para peşinde değil de gerçekten 5 senelik bir vizyonla katma değerli iş yapması lazım. Yani bu üç döngüyle birlikte Türkiye'de ciddi potansiyel var. Ama bazı şeylerin değişmesi lazım. Çok teşekkürler Orhan. Regülasyonlara vurgu yaptın. İşbirliğinin önemini söyledin ve girişimcilerin de uzun vadeli düşünmesi gerektiğini, kolay yoldan para kazanma motivasyonunu törpülemesi gerektiğini söyledim. Berk'in, senin ekleyeceğin bir yorum cümle olur mu? Ve Orhan'ın söyledikleri çarpı 2. Ben Gökhan Bey'i de ekleyeyim müsaadenizle. Gökhan Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim Ozan'cığım. Senden ne haber? Ben de iyiyim, çok sağ olun. Değerli dinleyicilerimiz, ikinci oturumumuzda, yani bugünkü Revo Capital kurucu ortağı Berkin Toktaş'la Meditera Capital partneri Orhan Ayanlar bizlerleydi. Orhan, Berkin, ben çok teşekkür ediyorum değerli paylaşımlarınız için. Sizi de Gökhan Bey'le de buluşturmak, tanıştırmak da istedim. Bilmiyorum tanıştınız mı önceden ama. Sağ olun Ozan'cığım. Berkin Bey'le tanışma şansım oldu paramdayken. Ama Orhan Bey'le ilk defa tanışıyoruz. Ağzınıza sağlık arkadaşlar. Çok, çok teşekkürler. Görüşmek üzere Berkin, Orhan, haberleşiriz. İyi çalışmalar diliyorum. Sağ ol, görüşürüz. Bay bay. İyi sohbetler. Bay bay. Kolay gelsin. Sağ olun arkadaşlar. Bay bay. Gökhan Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim Ozan'cığım. Senden ne haber? Ben de iyiyim, çok sağ olun. Aslında Berkin'le Orhan'la yaptığımız sohbeti dinlediniz, bir kısmını gördüm. Belki evet. Tamamını da dinlemişsinizdir. Aslında orada güzel, hani özellikle Berkin'in sona doğru sizinle ilintili ve diğer tabii ki başka bankalarla ilintili yorumları oldu. Bunları da derinlemesine gireceğiz. Değerli dinleyicilerimiz, bugün üçüncü oturumumuzda FİBA Bankası Ekosistem ve Platform Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Ertürk bizlerle birlikte. Gökhan Bey, dilerseniz şeyle başlayalım sohbetimize. Ekosistem ve platform bankacılığı kavramını son yıllarda bankalarda daha fazla görmeye başladık. Böyle pozisyonlar açıldı. Tabii her bankada yok gördüğüm kadarıyla ama hani yavaş yavaş ortaya çıktı. Sizin de ünvanınızda geçiyor. Nedir, neyi düşünmeliyiz? Bir de FİBA Bankası'nın hazır, hani bu ünvanı açıklarken yaklaşımı, fintech ekosistemi içindeki stratejisi ve yaklaşımı nedir? Aslında demin sanki Berkin'in o yorumları sizin o stratejilerinizi de biraz anlatıyor gibi geldi bana. Sizin daha fazla geniş kitlelere ulaşmanız, servislerinizi sunmanız anlamında. Ben sözü size bırakayım Gökhan Bey. Aslında çok güzel bir yerde bitti hani bir önceki söyleşi. Berkin Bey'in söylediği gibi yani görünmez bankacılık, görünmez finans ön plana çıkacak bundan sonraki yıllarda. Ve dünyada bu zaten hayata geçen çok güzel örnekleri var. Bu Türkiye'ye de yansımaya başladı. Aslında FİBA Bank olarak hani bizim de amacımız, vizyonumuz zaten böyle bir noktaya geldiğinde bankanın altyapısının hazır olması. Yaklaşık 5 yıl hatta 6 yıldır platform tarafı dediğimiz alanlara FİBA Banka yatırım yapıyor. Basitçe ben şöyle tanımlıyorum aslında ekosistem ve platform bankacılığını. Platformlar bizim entegre olduğumuz aslında iş ortakları. Yani bu eskiden özellikle kart dünyasında, ödeme dünyasında üye iş yeri dediğimiz aslında müşteriler artık bir platform haline geldiler. Bunlara biz platform diyoruz. Bu platformların oluşturduğu sisteme de ekosistem diyoruz. Bu ekosistemin içinde evet büyük mağazalar, büyük kuruluşlar, büyük markalar da var. Ama daha böyle küçük KOBİ niteliğindeki e-ticaret siteleri de var. Büyük e-ticaret siteleri de var. Yine entegratörler üzerinden kurduğumuz bir ekosistem var. Hani bu
isimlerini söylemekte bir mahsur yok. Tabii ki Gökhan Bey, istediğiniz her markayı söyleyebilirsiniz. Evet, Akinon gibi e-ticaret platformları var biliyorsunuz, hazır KOBİ'lere platform altyapı sağlayan. Tüm bunların hepsine biz entegre olduk ve her biri bizim için platform. Bizim için önemli olan şey neydi? Biz daha böyle orta ölçekli bir bankayız. Amacımız da tabii ki o hani ilk 5, ilk 6 büyük bankaya içine girebilmek, onları takip eden bir banka olabilmek. Ama bu klasik bankacılık metotlarıyla yapılabilecek bir büyüme maalesef değil artık. Dünya da değişti, teknoloji de değişti. Şube olmadan bunu nasıl yapabiliriz diye baktığımızda bütün yatırımlarımızı teknolojiye ve altyapıya biz yaptık ve bu platform entegrasyonlarına yaptık. Dolayısıyla şu anda strateji anlamında geldiğimiz noktada birçok bankanın ya da kuruluşun yeni yeni konuşmaya başladığı işte görünmez bankacılık, görünmez finans noktasında hani biz başlangıçta görünür olarak başladık ama şimdi birçok noktada da görünmez hale gelmeye başladık. Hani ben buna biraz böyle yeni düzenlemelerle birlikte de white label bankacılık diyorum aslında. Yani işte son düzenlemeleri konuşmuşsunuzdur. Hani bu mesafeli sözleşmeler, görüntülü bankacılık, en son çıkan dijital bankacılık, servis bankacılığı düzenlemeleri aslında dünyaya paralel uygulamaların ya da hani şirketlerin Türkiye'de de kurulmasına neden olan ve süreçlerin düzenlenmesine neden olan çok güzel altyapıları bize sağlamamıza neden oldu, imkan verdi. Evet, biraz geriden geldi belki bu kanunlar. Fakat bence kurallarına baktığınızda, düzenlemelere baktığınızda hani dünyadaki tabii ki iyi örnekleri de kötü örnekleri de alarak daha böyle Türkiye'ye oryante edilmiş hali. Yavaş yavaş da ortaya çıkmaya başladı zaten bu düzenlemeye uygun süreçler ve akışlar. Fiba Banka dediğim gibi bu noktada orta ölçekli ve hani büyüme potansiyeli olan, büyümek isteyen bir banka olduğu için de şubeleşmeden ziyade bu platformlar üzerinden nasıl müşteri kazanırıma kafa yordu. Gökhan Bey, bu arada Fiba Bankası'nın şube sayısı herhalde fazla değil değil mi? Yani, yani şu anda bizim 40 civarında, 43 tane şubemiz var. Ağırlıklı bir şubelerden biz kurumsal bankacılık, ticari bankacılık ve private banking yapıyoruz. Yani mevduat için kullanıyoruz. Bireysel taraftaki diğer bütün ürün ve hizmet satışlarını dijital kanallardan ve özellikle de mümkün olduğunca mobil üzerinden yapıyoruz. Yani bankanın çapraz satışlarına baktığınızda yüzde neredeyse 99'u mobil bankacılıktan. Müşteri kazanım kanallarına baktığınızda da az önce bahsettiğim bu platformların hani hibrit yapıları var. Örneğin biz işte 6 yıldır Vatan'la çalışıyoruz. Bugün yaklaşık 150 tane Vatan mağazası bir Fibo Banka şubesi gibi çalışıyor. Müşteri içeriye girdiğinde oradan banka müşterisi olabiliyor. Vatan'dan alışverişini krediyle yapabiliyor. Ve ondan sonra artık hani Fibo Banka'nın mobil şubesinde diğer bankacılık işlemlerini kolaylıkla yapmaya başlıyor. Eskiden bu süreçlerde biliyorsunuz çok fazla kağıt işlemi vardı, prosedür vardı. Ama görüntülü bankacılık, uzaktan mesafeli sözleşme onaylanması, bunun gibi akışlar ve düzenlemeler devreye girince bu iş daha da basitleşti. Bunun yanına hani biz Vatan'la başlayan bu öğrenmeye Arçelik'i, Beko'yu, Siemens'i, Bosch'u da dahil ettik. Sonrasında baktığımızda şu anda aklınıza gelebilecek hani bütün markalarda yaklaşık 55 tane sektörde sizlere bir slide hani göndermiştim. Evet, Gökhan Bey, onu yansıtayım. Evet. Bu arada o slide de galiba bir değişiklik oldu ama ben o son onu ben şey yaparım istiyorsan. Orada bir iki tane nokta vardı çünkü. Evet. Gökhan Bey, ben orada sorumu da aslında sorayım. Hazır siz girmişken hani ki çok önemli. Biraz da sizin orada hani Fiba Bankası'nın son zamanlarda ismini duyduğumuz alış gidiş adında ve bir ürün yarattınız. Dünyada da aslında Türkiye hani bu işlerde çok öncü ama hani dünyada popüler adıyla Buy Now Pay Later denilen bir kredi ürünü, hizmet ürünü ortaya koydunuz. Nasıl gidiyor çalışmalarınız diye soracaktım.
Siz zaten hani başladınız. Ben yansıtayım da Gökhan Bey o slide'ı. Evet. Aslında şöyle de birleştirebiliriz. Evet, bu slide kalsın şimdilik o zaman. Tabii ki. Şöyle birleştirebiliriz. Hani görünmez finans dediğimiz, hani görünmez bankacılık dediğimiz şey dünyada gelişirken aslında buy now pay later olarak gelişti. Yani arka tarafta bankalar alışverişi finanse etmeye başladıklarında değişik markalar üzerinden onlar görünmez oldu. O markanın hani label'ıyla, markasıyla kredi satmaya başladılar. Fakat dünyadan tabii biliyorsun farklı olan şey, biz zaten bu işi hani neredeyse 20 yıldır kredi kartları üzerinden yapıyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de tüketici finansman şirketleri de var biliyorsun. Sadece bu iş için kurulmuş. Yani buy now pay later neyse dünyada. Hani bugün Türkiye'de yaklaşık sayısı 20'ye geldi. Hatta geçmiştir şu anda yeni verilen lisanslarla. Tüketici finansman şirketi var. Hani bundan hani 2 yıl önce bizler de işte Berkin Bey bahsetmişti. Türkiye Elektronik Para Bünyesi'nde bir kardeş şirket olarak finansman şirketi, Türk Finansman'ı kurmuştuk. Param Kredi olarak çıkmıştık. Şimdi Kredim olarak markasını değiştirdiler. Dolayısıyla bu tip şirketler zaten Türkiye'de vardı son 20 yıldır, 25 yıldır. Fakat çok istedikleri şeyi yapamadılar. Sadece taşıt kredisi tarafında çok aktif oldular. Bunun da sebebi neredeyse her büyük taşıt üreticisi ya da distribütörü kendi tüketici finansman şirketini kurduğu için satışlarını oraya kaydırdı. Ama normal alışveriş dediğimiz, hani bugün kredi kartı dünyasında kullandığımız taksit uygulamaları bu tarafta çok tutmadı. Bir bunun de Gökhan Bey üstüne herhalde rehin de koyabildikleri için arabanın hani daha kolay diye görüyor olabilirlerdi, bilmiyorum hani. Ya tabii şey gibi düşün orada, hani ben bir hani üreticiyim, mobil otomobil üreticisi, bayilerim var. Bayiler zaten benim bayim. Onlara bir finansman imkanı verdiğimde oradan bir sinerji yaratma imkanları her zaman bankadan daha fazla. Ama şey tarafında böyle değil. Hani ihtiyaç kredisi ya da alışveriş kredisi tarafında ya da dünyanın buy now pay later dediği bizde aslında eşittir alışveriş kredisiydi. Şimdi adına biz de hemen al sonra öde, şimdi al taksitle öde diyoruz. Bu bizde zaten kredi kartıyla yapılıyordu. Ve kredi kartı dünyasında da biliyorsunuz aslında biz Türkiye olarak gerçekten dünyanın çok ötesindeyiz. Çok hızlı geliştik, çok hızlı büyüdük. Dünya daha oraya yeni yeni gelmeye başladı. Şu anda dünyada mesela buy now pay later örneklerine bakıyorsunuz. 4 taksitte al diyor. Aslında 4 taksitte al dediği haftada 4. Yani her hafta ödeyerek 1 ayda al demek. Yani biz onu kredi kartlarında 9 taksit, 12 taksit yaptık biliyorsunuz. Yani düzenleme limitler koyulana kadar. Dolayısıyla bizde bu dünya o taraftan sahiplenmişti. Fakat şurada gördüğünüz slide'da onu anlatmaya çalıştım. Özellikle pandemiyle beraber oyunun kuralları değişmeye başladı. Çünkü e-ticaret tarafı çok hızlı arttı. E-ticaret tarafının hızlı artması demek kredi kartı limitlerimi ben orada kullanmaya başladım. Çünkü orada nakitle ödeyemiyorum. Çekle, senetle ödeyemiyorum. Başka bir alternatifim yok. Mutlaka kredi kartıyla ödemem lazım. Üzerine pandemi de gelince pandemi bu süreci daha da hızlandırdı. Ve bizim Türkiye gerçeğinde hani eskiden biz bankalarda alternatif dağıtım kanalı derdik. Hani şimdi dijital bankacılık diyoruz. Hani bunun payı %1'ler, %2'ler gibiydi ve çok önemsemezdik. Ama şu anda toplam ticaretin içinde %20'ye geldi. Hatta bazı şirketlerin tek işi bu. %100 cirosunu buradan yapıyor. Bankalar içinde de baktığınızda müşterilerin artık neredeyse %80'i bu kanalları kullanıyor. Dolayısıyla gerçekten çok farklı bir noktaya geldi bu iş. Ve e-ticaret gittikçe de artacak. Şimdi böyle bir dünyada bakıyorsunuz artık kredi kartları tek başına yetersiz kalmaya başladı. En alttaki mesela 5. maddeye bakarsanız biz eskiden bir mağazaya gittiğimiz zaman nakitle, senetle, çekle, açık hesap, yani düşünün bir televizyon alacaksınız. Mahallenizdeki bayiye gittiniz. Ya Ozan ben seni tanıyorum zaten, hiç gerek yok hani bir şey vermene. Sen her ay gel. Öde diye açık hesap bile çalışabiliyordun. Şimdi bunlar e-ticaret dünyasında maalesef yok. Sadece baktığınız zaman orada bakın kredi kartı ve banka havalesi çalışıyor. Şimdi yeni yeni buraya cüzdanlar ve
alışveriş krizi gelmeye başladı. Aslında bu pandemiyle birlikte limitlerin kredi kartında eskisi gibi böyle hızlı bir şekilde arttırılamaması, oradaki keplerden dolayı ve maalesef enflasyonun da buna çok önemli katkısı var. Son bir kesinlikle. Buçuk ya Gökhan Bey, %100 ben de hani bir tüketici olarak mesela bir bankadaki limitim düşük, başkası diğeri yüksek, isim vermeyeyim. Yani şey, şu an sadece özel sağlık sigortası %100 arttığı için yani özel sağlık sigortasına denk gelmiş. Yani geçen yani ben sadece o kredi kartıyla özel sağlık sigortasına taksit yapabildim. Hani evet. Diğer için, ama bunu şey için söylüyorum, sizi desteklemek için, enflasyonun etkisiyle limit o kadar artmayınca doğal olarak hani o kartların da çok bir anlamı kalmayabiliyor limit düşükse. Evet, dolayısıyla hani şu gelişmeler aslında işte Türkiye'deki Buy Now Pay Later'ın daha böyle artık elle tutulur ve konuşulmasına neden oldu. Bizim de avantajımız, belki bunun bu kadar hızlı geleceğini bilmiyorduk. Çünkü banka olarak bizim çok fazla şansımız da yoktu. Yani biz gerçekten platformlardan onlarla işbirliği yaparak büyümek zorundaydık. Ve elimizde kredi kartımız da yoktu. Yani çünkü oraya çok büyük bir yatırım yapılması gerekiyor. Biz de buraya alternatif olarak işte alışveriş kredisini konumladık. FIBA'nın alışveriş kredisini konumladık. Gökhan Bey, şu an birçok platformda varsınız galiba. Biraz isim de verebilirsiniz. Bizim için hiç önemli değil. Slide'ı da kaldırayım mı Gökhan Bey? Yok, bir sonraki slide'a geçebilirsin. Orada markaları da göreceksiniz. Aha. Yani burada vatan görüyorsun, dünyanın göbeğinde. Çünkü hani bizim o hani artık kardeş şirketimiz gibi birçok şeyi onunla deneyimledik. Gerçekten hepsine çok teşekkür ediyoruz oradaki arkadaşların. Hani bizim genel müdürümüz Ömer Bey özellikle vatan konusundan ilk bu işe başladığında birebir gerçekten buradaki krediciler gibi, pazarlamacılar gibi çalışmış ve vatan çok güzel bir case oldu bizim elimizde. Sonra işte biz bunu Arçelik Beko grubuyla, sonrasında Bosch Siemens'le taçlandırdık. Şu anda geldiğimiz noktada en altta onu göreceksiniz. Aslında biz Türkiye'nin en büyük şubeli bankasıyız. 12 bin tane mağazadan biz şu anda kredi verebiliyoruz. Ama az önce de söyledim ya, dijital dünyada gelişiyor. E-ticaret siteleri önemli bir evet, pazar. Evet, orada trend yol, hepsi burada N11'i görüyoruz. Evet evet. Bütün büyük e-ticaretçilerle şu anda entegrasyonumuz var. Artık kredi kartının yanına alternatif bir ödeme sistemi olarak FIBA Banka'nın alışveriş kredisini koydular. Orada da bu büyüklerin dışında da nereden baksanız bir 95-96 tane de daha böyle orta ölçekli e-ticaret sitelerine girdik. Burada da ödeme yöntemi gibiyiz. Bu arada Gökhan Bey, sözünüzü kestim ama EZCO'dan arkadaşlarla oradan da değerli yöneticileri ağırlıyoruz. Evet. Galiba sizin başka payment providerlarla, ödeme sistemleri şirketleriyle de işbirliğiniz var galiba. Çünkü EZCO'daki arkadaşlar bana şey dedi. Bizim FIBA Bankası'yla işbirliğimiz var. Biz alışveriş kredisini oradan veriyoruz dedi ama bir teyit etmek doğrudur. Yani doğrudur dedikleri, ama hani evet, evet. Bir şey söylemek ister misiniz bu konuda? Tabii tabii. Hani buraya markaları koyduk biz tabii. Hani EZCO, T-Soft, IdeaSoft, Paynet şu anda PayTR'la entegrasyonu tamamlamaya çalışıyoruz. Paycell'le entegrasyonumuz zaten çalışıyor. Belki görmüşsünüzdür. Keza İstanbul Kart'ta Colendi'yi konuşmuştunuz. Colendi'nin destek olduğu MoneyPay tarafında ve Colendi'nin de içinde cüzdan tarafında krediyle top up yapabiliyorsunuz. Aslında nasıl diyeyim size, hani kredi kartına alternatif bir ürün sunduğumuz için kredi kartları nerede kullanılıyorsa biz de bizim alışveriş kredimizi oraya konumlamaya çalıştık ve şu anda aklınıza gelen her yerdeyiz yani. Samimi söyleyeyim, çok ciddi bir penetrasyon yani bu bahsettiğimiz platformlar, yapılar, perakendecileri düşününce gerçekten. Peki ilgi alaka nasıl Gökhan Bey, hani nasıl gidiyor orada? Bir de aslında sohbetimizin başlığı da bu ya, hani kredi kartına taksitinde olduğu bir ülkede şimdi al sonra ödenin geleceği. Ben şunu anladım net, diyorsunuz ki hani dünya dijitalleşiyor, müşteri deneyimi dijital ticarete kayıyor, enflasyonun etkisiyle kredi kartı limitleri belli noktada yetersiz kalabiliyor ve bir alternatif ödemeye ihtiyaç var burada. Biz de bu fırsatı kullandık ve doğru yatırımlarla
bu işe girdik. Nasıl gidiyor? Hani orada böyle biraz içgörüler, farklı yorumlarınız olur mu? Neler söylemek istersiniz? Son aslında bir şeyi daha ekleyeyim. Sonra hani daha size rahatça süre tanıyayım. Mesela Klarna'ya baktığımız zaman biz geçenlerde Digital Talks'ta Klarna ile ilgili bir haber yayını aldık. Mesela onlar Amerika'da da şu an büyüyorlar. Şey diyor demiş pazarlama direktörü işte. Biz ödeme tarafının dışında markaları, müşterilerimizi o markalara yönlendirdiğimiz için bu işten de gelir kazanmaya başladık. Ve bu ciddi bir gelir bizim için, bizim ticaretimizde, bizim iş faaliyetimizde diyor. Hani bir tür aslında bir lead yaratıyorlar oradaki şeylere, müşterilere. Hani sizin ileride ya da bilmiyorum şu an nasıl ama buna yönelik de bazı planlarınız olacak mı? Elinizdeki datayı daha fazla utilize etmek diyeyim, monetize etmek anlamında. Açıkçası çok net hani şunu söylemek istiyorum ben. Aslında biz Türkiye'nin Klarna'sı olmak istiyoruz. Şu anda da hani %70-80 olduk diyebilirim. Hı hı. Alış gidişi az önce sormuştum başlangıçta. Hı hı. FIBA'nın kendi içinde alışveriş kredisi bu noktaya geldikten sonra artık hani bunun adını koyalım ve bir ödeme sisteminin adı olsun alışveriş kredisinin ve bu alanı da sahiplenelim dedik. Onun için de alış gidiş ismiyle bunu markalandırdık, taçlandırdık. Şu anda geldiğimiz noktada hacimsel anlamda, transaction anlamda, adet anlamında gerçekten yani hayal edilemeyecek bir noktaya geldik diyebilirim. Aylık olarak 150 bin tane müşteriye biz bu kanallardan kredi veriyoruz. Ortalama da 2 milyar seviyesinde her ay kredi kullandırıyoruz. Şimdi bu çok önemli bir hacim. Ve böyle devam ederse biz 2 yıl içinde 10 milyon müşteriye ulaşıyor olacağız. Şimdi markaların tabii ki bu kadar yakınında olunca, perakendenin bu kadar içinde olunca özellikle tabii büyük perakendecilerde şu anda kendi markalarıyla, kendi label'larıyla finansal hizmet sunmak isteyen markalar var. Yani işte bunun adı aslında kredi dediğimiz zaman görünmez kredi oluyor. Ama bütün bankacılık hizmetleri dediğimiz zaman görünmez bankacılık oluyor. Şimdi bu eskiden kolay değildi ama son düzenlemeler servis bankacılığı ile birlikte buna izin verir noktaya geldi. Ve geçen hatta bu hafta başı itibariyle artık oradaki mesafeli sözleşme tarafındaki düzenleme de netleşti. Hani bu geneli de ilgilendiriyor. Fakat servis bankacılığı için de bu olmadan hani biz izin vermeyeceğiz demişti BDDK. Artık o da netleşti. Dolayısıyla bundan sonra servis bankacılığı kapsamında bankalar daha görünmez olacak. Yani bizim de amacımız burada aslında bu işin de öncü ve lider bankası olmak. Yani iki tane vizyonumuz var. Bir tanesi ekosistem ve platform bankacılığı. Zaten onu yaptık. Hani şu anda orada gerçekten bir numarayız. İkinci hedefimiz de bununla paralel bu ekosistem içinde kendi markasıyla bunu yapmak isteyen şirketler olduğunda da onlara bu servisi vermek. Vermek. Evet. Bu arada yani biz de dün Gökhan Bey, Manipay'in genel müdürünü ağırlamıştık, Mehmet Müsteli'yi. Dediğiniz gibi farklı oyuncuların ellerinde belli bir ulaşım gücü olan yani Migros gibi işte farklı yapıların da iştahı, motivasyonu oldukça fazla. Ben buradan da şunu anlıyorum. İlla alış gidiş adının kullanılmasına gerek yok. Biz uygun iş ortaklarıyla da penetrasyonumuzu arttırıp hizmetimizi rahatlıkla kullandırırız diyorsunuz diye algıladım Gökhan Bey. Evet, evet. Onu da şöyle özetleyeyim Ozan'cığım. Şimdi biz tabii bu kadar çok entegrasyonu yaparken bankanın altyapısına inanılmaz bir yatırım yaptık. Şu anda bizim 200'den fazla API'miz var bu ürünler için. İlk çeyreğin sonunda yani aslında çok yaklaştık. Yeni versiyon devreye girdiğinde 300'den fazla API'miz hazır olacak. Yani neredeyse bütün bankacılık hizmetlerini ben servis olarak white label perakendici firmalara ya da hani bu işi yapmak isteyen kurumlara verebileceğim. Bu çok önemli bir altyapı. İnanılmaz bir rakam yok. Ve FIBA Banka'da şunu yaptık yani strateji olarak. Şu anda dünyada böyle bir örneği yoktur.
bankanın personel sayısına baktığınız zaman neredeyse %30'u IT'ciden ve datacıdan oluşuyor. Yani bu dünya standartlarında %10'lar 12'ler seviyesindedir. Dolayısıyla hani biz şu anda hani bankayız diyemiyoruz kendimize. Teknoloji şirketi de diyemiyoruz. İkisinin ortasında bir yerdeyiz. Yani bu da bize çok önemli bir avantaj sağladı. Dolayısıyla hani bundan sonraki dönemde hani bu tip projelerde daha aktif olarak hani bizleri ön planda göreceksiniz. Ama diğer taraftan da şunu söylemek istiyorum. Ben iki tarafta da bulunan birisi olarak işte az önce Berkin Bey'le tanışıklığımızı söylemiştim. Türk Elektronik Para'da ve Türk Finansman'da bir iki yıl çalıştım. Fintech tarafını da az çok gördüm. Ama tabii ki daha çok bankacılık tecrübemdi. Gerçekten o taraf da kolay değil. Ama çok güzel şeyler yakalandığında çok başarılı örnekler çıkabiliyor. Ama bankalarla fintechlerin ortak yapacağı çok iş var. Ama bir fintech bankacılık yapacağım, onunla rekabet edeceğim dediği zaman bu gerçekten o kadar kolay değil. Hani ben bu işi şeye benzetiyorum. Yani biz şu anda zaten toplasanız yuvarlıyorum 50 tane bankayız sektörde. 50 tane banka birbiriyle rekabet ederek belirli bir gelir yaratmaya çalışıyor. Bu bile çok zor. Benim herhangi bir modülümü alıp hani fintech olarak düşündüğümüzde işte kart işini yapacak ya da sadece POS işini yaparak ayakta kalabilmek o kadar kolay değil. Yani hatta çok zor. Hani şu anda biliyorsun aslında Gökhan Bey ödeme şirketi, elektronik para şirketi var. Ben ilerleyen dönemlerde burada konsolidasyon olacağını düşünüyorum. Yani bu kadar şirket ayakta kalma şansı yok çünkü yani. Gökhan Bey aslında çok iyi oldu. Hani sizin uzun yıllar zaten bankacılık, demin söylediğiniz gibi fintech tecrübesi var. Şu an FİBA Bankası'ndasınız. Ben de biraz vaktimiz de var. Hani sizin rekabete yönelik yorumunuzu soracaktım ama çok net söylediniz. Hani rekabet yoğun ve hani fintechler açısından baktığımız zaman da doğru iş modeli ortada yoksa hani uzun vadede çok hani zor bir dönem diyorsunuz. FİBA Bankası olarak da yaklaşımınızı hani çok net ortaya koydunuz. Bizim şubeler açıp büyümek, yeni müşterilere ulaşmak gibi planımız yok. Dijital kanallara, IT'ye, altyapımıza, işte data scientistlere, insan gücüne yatırım yaparak doğru iş ortaklıklarıyla, ki bunun da illa kendi markanız olması şart değil, servislerinizi, API'lerinizi sunarak büyümeyi planlıyorsunuz diye algılıyorum Gökhan Bey. Evet. Çok net mesela bu hani kendi markasını kullanmama noktası, hani bizim Paysell'le yaptığımız alışveriş krizi bunun bir örneğidir. Mesela Paysell uygulamasına girdiğin zaman hani mümkün olduğunca biz arkada görünmez kaldık. Ve sen orada Paysell kredisi kullandığını düşünüyorsun yani girdiğinde. Ya da MoneyPay ile yaptığımız iş tamamıyla buna bir örnektir. Keza Paynet ile yaptığımız iş. Yani onların iletişimine bile bakarsanız hani onlar Paynet olarak iletişimlerini yapıyorlar. Hani buradan kredi hizmeti sunuyoruz diye. Arka tarafta hani olay başvuruya ve kullandırma geldiğinde FİBA sistemlerine geliyoruz. Dolayısıyla hani servis bankacılığı daha tanımlanmadan önce hani tabii ki bankacılık kuralları çerçevesinde zaten ona benzer uygulamaları yapmıştık biz. Onun için hani servis bankacılığına adaptasyon bizim için çok daha kolay olacak ve oldu. Yani zaten bu yönde kaslarınız gelişmişti, hazırlıklarınız da zaten bu yöndeydi. Gökhan bir Bey şunu, orada buyurun. Şunu hani altını çizeceğim Ozan. Şimdi biliyorsun dijital banka ve servis bankacılığı, yani iki tane çok önemli aslında düzenleme ve lisans var. Birisi izin, diğeri lisans. Şimdi dijital banka kurmak yani herkesin hayaliydi ama şimdi ben bankacı olarak söylüyorum bunu. Çünkü dijital banka lisansı alan arkadaşlarla da konuşuyoruz. Hani lisansı aldıktan sonra olayın ne kadar zor olduğunu anladılar. Çünkü bankacılıkta çok regülasyon var, çok değişiklik var. Yani bugün geriye dönüp baktığımızda geçen yıl neredeyse her gün bir düzenleme çıktı. Yani 260'a yakın değişiklik yapıldı bankacılığın kurallarında. Şimdi bunu hızlıca adapte etmeniz lazım. Bütün stratejileri buna göre kurmanız lazım ve günün sonunda da para kazanmanız gerekiyor.
Çünkü inanılmaz bir sermaye ve insan kaynağı koymuşsunuz. Dolayısıyla dijital banka olmak kolay değil. Daha doğrusu ayağa kaldırıp bunu opere etmek, gelir yaratması. O açıdan ben işin hani nirvanası olarak servis bankacılığını görüyorum. Dünyada da bunun çok örneği var. Gerçekten müşteri sayısı fazla olan büyük şirketler servis bankacılığıyla yola çıkıp atıyorum 3 sene sonra bu işi öğrendikten sonra hala inanıyorsa bunu yapabileceğini dijital banka lisansına başvurabilir. Ama şimdiden dijital banka lisansına başvurmak hani bugün 100 milyon dolar lisans. En az 50 milyon dolarda yatırım yapacaksınız. 150 milyon dolar eksiyle başlıyorsunuz. Bankacılığın karlarını görüyoruz. Evet geçtiğimiz yıl çok güzel karlar açıkladık ama yani o enflasyon etkisi, kur farkı etkisi birçok etken var orada. Dinamik yani var. Normale döndüğümüz zaman gelir yaratmak gerçekten o kadar kolay değil. Onun için yani o tip düşüncesi olan, hayali olan şirketlerin hani o benchmark'ı ve analizi çok iyi yapması lazım diye düşünüyorum. Gökhan Bey aslında çok değerli oldu bu tespitleriniz, yorumlarınız. Bizim de bu konferansta hani tabii ki Deniz Güven değerli bir bankacı ama hani Türkiye'de şu an aktif olarak çalışan bir bankacı tek programda siz vardınız. Çok bu anlamda ekstra yaptığınız tespitlerde bu servis bankacılığı ve dijital bankacılıkla ilgili çok kıymetli oldu. Orada ben hani bir soru sorayım. Bu arada az sonra da bir ara vereceğiz. Hani o yüzden biraz vaktinizi birkaç dakika açarsak bizim için sorun olmuyor Gökhan Bey. Sizin de vaktinizi almak istemiyorum. Evet evet benim vaktim var sorayım. Galiba FIBA grubu Getir'e de yatırım yaptı diyebiliyorum. Yani orada bir sinerji yani bu akışımızda olan bir soru değildi ama ben merak ettiğim için soruyorum. Eğer bir yorumda bulunmak istemezseniz geçebiliriz. Yiğit Çağlayan'ı da tanıyorum. Getir Finans'ın evet. Başında. Getir Finans'ın başında. Hatta lansmanı yapmış olsalar da onları da kendisini de muhakkak davet edecektim. Orada da bir sinerji olacak mı? Çünkü onlar da bir lisans almadılar diye biliyorum ama bilmiyorum. Hani Yiğit de bir şey açıklamadı bilmiyorum. Sizin hani bir sürprizler olabilir mi? Ben genel olarak şöyle o zaman bakış açısını hani Getir'den bağımsız onu açıklayayım. Şimdi bizim Finberg diye ayrı bir şirketimiz var. Yine yönetim kurulu başkanlığını genel müdürümüzün yaptığı. Orada belirli bir fonumuz var ve bu fon dahilinde yatırımlar yapıyoruz. Hı hı. Yani bunlardan bir tanesi Getir'di. İşte Birleşik Ödeme'de biliyorsunuz yatırımımız var. Colendi yatırım yaptığımız şirketlerden biri. İşte bizim hesap vardı. Fintech tarafı var. Yavaş yavaş retail tech tarafına da hani yatırım yapmaya başladık. Dolayısıyla hani az önce bahsettiğimiz ekosistemi aslında genişletirken kullandığımız çok önemli bir ayak bu. Orada yatırımları yaparken de dikkat ettiğimiz nokta banka olarak biz katkı sağlayabilir miyiz bu yatırıma? İki, onlar bize katkı sağlayabilir mi? Sinerji doğabilir mi? Evet, yani sinerji doğabilecek yatırımları destekliyoruz açıkçası. Hı hı. Çok güzel örnekleri de oldu bugüne kadar. Hani bundan sonra da olmaya devam edecek. O da bizi mesela işte fintech tarafına, retail tech tarafına, insurtech tarafına çok yakın tutuyor. Çünkü fikri olan ya da yatırım almak isteyen birçok hani şirket gelip orada sunumlar yapıyor bizlere. Dolayısıyla oradan hem sektörün nereye gittiğini görebiliyoruz. Hem sinerji yaratabilecek imkanlar neler olabilir onları tespit edebiliyoruz. O da hani sektörü çok yakından takip etmemize imkan sağlayan çok önemli bence bir araç oluyor bizim için. Gökhan Bey çok teşekkür ediyorum değerli paylaşımlarınız için. Gerçekten yani biz de bu etkinlikte, bu konferansta oturumları planlarken hep kendi içinde bir sinerji yaratmasına çalıştık. Çok kıymetliydi. Etkinliğe ben değer kattığınız için, değerli paylaşımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Sohbetimizi kapatmadan eklemek istediğiniz bir nokta olur mu? Sonrasında da birlikte bu oturumu kapatabiliriz Gökhan Bey. Ya ben başlangıçta biraz hani görünmez finansı konuştuk. En sonunda servis bankacılığına geldik. Önümüzdeki dönem rekabetin çok değişeceğini düşünüyorum. Hani bu bankalar arasında birbirimize rekabetten ziyade işte dijital banka olarak gelecek olan gerçekten hani bu işi layıkıyla yapabilecek gruplar
servis bankacılığı tarafında white label bu işi yapabilecek gruplarla hani bankacılık farklı bir noktaya gidecek. Yani o açıdan heyecan çok verici şeyler. Evet, çok heyecanlı heyecan şeyler göreceğiz yani. Gökhan Bey. Ya biz bu etkinliği de geliştirerek devam ettireceğiz. Hakikaten çok heyecan verici, dinamik bir durumda sektör. Ben çok teşekkür ediyorum. Değerli rica ederim Ozan'cığım. Ben teşekkür ederim. Size çalışmalarınızda Gökhan Bey başarılar dilerim. Ben yayını da birlikte hani sona erdiriyorum. Tamamdır. Güzel bir gün dilerim. İyi günler. Size de iyi yayınlar. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Bay bay.